Ankara'da festivalin ardından festivali diğer şehirlere de götürmek için çalışıyor olacağız. Festivalde iki yarışma bölümü var. Ulusal uzun film yarışması ve uluslararası kısa film yarışması. Her iki bölümde önemli yapıtlar var, önemli yapımlar var. Ulusal uzun film yarışmasından kısaca bahsedeyim isterseniz hangi filmlerin olduğundan. Mete Gümüran'ın son filmi Beraber, Büşra Bilginer'in Kıyıda, Aslı Özge'nin Kara Kutu, Aslan Ünal'ın Suyun Üstü ve Nehir Tuna'nın Yurt filmleri Ulusal Uzun Film Yarışma programında izleyiciyle buluşuyor olacak. Kısa film yarışmasında uluslararası bir yarışma, kısa film yarışması. 136 film başvurdu dünyanın çeşitli ülkelerinden. Seçici kurul 15 filmi finale aldı ve jüri bu 15 filmi festival sırasında izleyiciyle birlikte izleyerek en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ödüllerinin sahibini belirleyecek. Her iki yarışma da izleyiciler de verdikleri oylarla seyirci özel ödülünün sahibini belirleyebiliyorlar. Dünya sinemasında öne çıkan, son yıllarda öne çıkan filmlere yer verdiğimiz bölüm Kaleidoskop. Kaleidoskop bölümünde 5 film izleyiciyle buluşacak. Onlardan da kısaca bahsedebilirim aslında isterseniz. Norveç yapımı Toprağın Şarkıları Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor Engelsiz Filmler Festivali'nde. Festivalde tüm filmler görme engelliler için sesli betimleme, işitme engeli olanlar için ise ayrıntılı altyazıyla gösteriliyor. Ortopedik engeli olan, tekerlekli sandalye kullanan sinema severlerin erişimi için uygun mekanlar tercih ediyoruz.